Herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. 10. sınıflarda fonksiyonlarda rehber matematikte özel tabir vardır. Yan yana iki kızık anlamayana çok yazık. 11. dersimize gelmiş bulunuyoruz. Hatta hatta artık fonksiyonlara noktayı Atalım mı? Bunu sen söyle bana. Şimdi birçok yorumda hatta bir önceki dersin videolarının yorumlarına da baktım. Demişsiniz ki hocam polinomlara geçtik. Yardır gel hocam polinomlara gel. Tamam polinom videosu atalım. Ama fonksiyonlarla ilgili bir tane daha ders yapalım. Ben normalde bu ders itibariyle bütün konuyu bitireceğim ama hocam anlayamadığım bir kısım var bu sorularda dersen bir ders daha koyuverin. Fonksiyonları 12 derim. Hemen polinomlara sonra geçerim. Ama şimdi önce bunu bitirmeden nasıl geçeceğiz? Önce bunu bitirmeden sen nasıl karar vereceksin? 10. sınıf tayfa için gönder gelsin diyorum. Rehber matematikte 10. sınıf tayfa harbiden en sağlam tayfalardan biri bugüne kadar gördüm. Şimdi ne yapacağız seninle birlikte? Bileşke ters fonksiyonu işledik bitirdik ve Özellikleri kaldı. Önce onların özellikleri ile ilgili çok güzel sorularım var sana. Bugün biraz yorulacak, biraz üzüleceksin bazı sorularda. Ama son dersin lütfuna verelim onu. Bir de sonunda 3 tane de sağlam bir grafik sorusu soracağım. Artık konuyu burada bitireceğiz. Sonra ver elini polinomlar diyeceğiz. Ama önce bunları bir halletmem lazım sana. Şimdi iki tane özelliği verelim arkasından soruları çözelim. I, X bir birim fonksiyon olmak üzere tabi X şöyle yazılıyor. Birim fonksiyon olmak üzere F ile F'nin tersini işleme sokarsam ya da tam tersi yer değiştirebilir fark etmez cevap birim fonksiyon. Yani kendini veriyor. Yani F ile F'nin tersi F, X. cevabı neymiş? x'e eşitmiş. Yani bak burada aramızda kalsın kimse duymasın. Matematikçi duyarsa rezil oluruz. Rezil böyle bir yok şey yok. F fonksiyonuyla f'nin tersi birbirine getiriyormuş gibi düşünüp x kaldı diyebilirsin. Ama aramızda tamam böyle bir şey yok normalde böyle yok yok onlar götürdü diye bir şey yok fonksiyonlarda. Ha onlar birim fonksiyon oluyor. Ha şunların cevabı I, x oluyor diyeceğiz. Ama sen götürelim. I x x 1 1 birim fonksiyon olması hocam dinliyorsan vallahi affet beni. Tabii ki böyle bir şey olmadı ben de biliyorum. Öğrenci dilinden anlatmaya çalışıyorum. F bileşke I yani birim fonksiyonla F fonksiyonunu işleme sokarsak cevap fonksiyonun kendisi. Bu şeye benziyor. Hani 5 ile 0'ı toplamaya benziyor. Etkisiz eleman var ya. Bileşke işleminde de birim fonksiyon etkisiz elemandır denebilir. Şimdi ilk soruma geldim. F2 x eksi 1 eşittir 6 x eksi x, 4. Fx fonksiyonunun kuralını istediği suç tipleri nasıl çözülür? Bugüne kadar bunları çözemiyorduk. Ama neden çözemiyorduk? Bileşke fonksiyonda ters fonksiyonla ilgili işlemi bilmiyorduk. Artık biliyoruz. Şimdi sen şunu biliyorsun. F'nin tersiyle F'nin kendisini işleme ve neye eşit olacak? Birim fonksiyona eşit olacak. O da kendisine eşit olacak. Diyorum ki, arkadaşım ben buraya bakıyorum. Bak gel bunun içine biz gx fonksiyonu diyelim. Niye? Sen içeride x yazsın istiyorsun. Bu 2x eksi 1 oradan gitsin istiyorsun. Ben de diyorum ki burası çok dikkatli edineceğim bir nokta. Gx diyelim 2x eksi 1. Tersini al desem kafadan alırsın artık biliyorsun en son ne çıkarmışım? 1 çıkarmışım 1 eklerim. Kaça çarpmışım? 2 ile 2'ye bölerim. O zaman diyorum ki bak ben bu iki fonksiyonu işleme sokarsam içeride ne kalacak? Birim fonksiyonu yani içeride ne kalacak? X kalacak. O zaman ben diyorum ki burada x artı 1 gördüğüm ifadeyi buradaki x'in yerine yazarım. Hadi gel başlayalım. Şimdi f fonksiyonunda 2 çarpı x gördüğüm yere g'nin tersini g'yi kendimiz uydurduk ha tamam mı? Daha iyi anlayabilmen adına uydurduk. Aman ben bunu daha iyi değil daha da kafam karıştı deme bana. x artı 1 bölü 2 Dışında da bir de eksi 4 var. Bak sadece x artı 1 bölü 2 yazdım her yere. Ekstra bir şey yok. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Hocam yapmak istediğinizi şimdi anladım diyen bir tayfa da olabilir burada. Cırt sana cırt sana burada kaldı. 3. 3'ü dağıt gel. 3x artı 3 eksi 4. Artık cevap yazma vakti. fx eşittir. 3x eksi 1'dir dedim. Vurdum cevabı. Dedim ki gelsin bakayım ikinci soru. Bu da yukarıdaki taktikle benzer taktikle çözülebilecek bir soru ama bakma burada bileşke işlem var. cx'i vermişim. fx 3. F-X'i 3'ü istiyorum. Kafaları karıştırabiliyor ama gayet de çözülebiliyor. Sadece biraz böyle terleyeceğimiz bir soru. Hazır mısın? Şimdi ben sen senden bir şey isteyeyim. Ne yapalım biliyor musun? Bak bir dakika. Şöyle biraz kay bakayım sen. Şimdi bana bak. Bana bak. Bırak elinden kalemi kağıdı telefonu. B bırak. Bir bırak diyorum sana. Bırak elinden. De bırak. Koy karşıya. Çay may falan. İzlemeni. sadece izlemeni sonra durdurup aynı soruyu senin çözmeni. Öğrenmek istiyorum bana onu söyle. 11 dersler güvenip geldiysen buraya. Tamam dediğimi yapıyorsun. Numara yapma ha. Ya. Numara yapma. Şimdi efendim diyorum ki burada G bileşke F var. Ben F'yi istiyorum. O zaman benim G'den kurtulmam lazım. G'den nasıl kurtuluyoruz? Yanına G'nin tersini işlem olarak atıyorum. Tabi sol tarafa atınca aynısını sağ tarafa da yazmak zorundayım. Neresine yazdım? Soluna. O zaman soluna yazacaksın. Bu önemli bir ayrıntı. Ne oluyor bunlar? Götürüyor demiyoruz da işte birim fonksiyonu. Ne kaldı geriye? Fx kaldı. Bak kalanı yazıyorum geriye. Fx. Burası nedir? G'nin tersinde. Şimdi biz bileşke işlemi yaparken nereden başlıyorduk her zaman? Sağdan. G'nin tersinde sağdan başlıyorum. 2x eksi 1 bölü x artı 4'ü elde ettim. Şimdi bana g'nin tersi lazım. G'nin tersinde de 2x eksi 1 bölü x artı 4 lazım. Şimdi ben ne diyeyim o zaman? Gel seninle birlikte g'nin tersini elde ederim derim burada. G'nin tersi x artı 4 ise g'nin tersi nedir? x eksi 4'tür. Bakın x görülen yerde g'nin tersinde. Artık bende ne var? Kocaman bir ibare var. fx'i elde etmek istiyorsan işte o ibareyi yerine yazmak zorundasın. f'nin fx eşittir. x gördüğüm yere bunu yazacağım bak. Ne o? 2x 1 bölü x artı 4 yanında da bir de eksi 4'ü var. Eşittir dedim. Hatta f(x) mi de yazayım da yanlışlık olmasın. Şöyle işlemi yapıp gelmem gerekiyor. Bak bunu buradan çarpıp geliyorsun. 2x 1 eksi 4x eksi 16 bölü x artı 4. Artık ben fx elde ettiğimi düşünüyorum. Yazıyorum buraya da fx'in değerini. 2x kalmadı tabi burada. Şunla şu gitti. Eksi 2x. Şunla şu gitti eksi 17 aşağıya da x artı 4 yazdım. Çok şükür ki fx'i buldum. Ama ben fx'i değil. Ben f eksi 3'ü istiyorum. x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yazdım. Tık tık artı 6. Yukarıdan ne geldi? Eksi 11 geldi. Tam da istediğim değer geldi. Şuradan ne geldi? 1 geldi. Doğru cevap nedir? Yan yana 2 kazık. Anlamayana çok yazık. Cevap eksi 11. Şimdi gelsin bakalım. Fonksiyonlar 11. dersinin 3. sorusu. O taktiği az önceki soruda ya bir dakika olacak gibi ama keşke bir örnek daha çözsün hoca deme diye işte o keşke örneğidir bu. Ya keşke bir örnek daha çözse anlayacaktım çözmedi ki adam deme. Şimdi G'nin tersinde F X artı 1 2 X artı 3 G 9 8 ise F 4'ü istiyor. Bir kere ben F'ye odaklanıyorum benden F isteniyor. Ben diyorum ki F sen kalmalısın G'nin tersi sen gitmelisin. Nasıl gider? Artık biliyorsun. Diyorum ki G'ninden kurtulabilmem için, G'nin tersinden kurtulabilmem için yanına G yazmam lazım. Yani sola ne yazıyorsan eşitliğin bozulmaması için sağa da onu yazıyoruz. Ve ardından cırt sana... Yok öyle bir şey. Birim fonksiyonu aslında. Götürdüm onlar birbirine. Fx artı 1 yazarken buraya nereden başlıyorum? Diyorum ki bu bileşke işlem her zaman sağdan başlanır. Sağdan da işleme başlıyorum. Artık o bileşke işlemi kalktı. G 2x artı 3 oldu. Ya hocam buradan bir cevap gelmiyor ki. Hele bir dur bakayım. Sen ne istiyorsun? X artı 4. Yani sen şurada 4 yazsın istiyorsun. Yani X artı 1 gördüğün yerde 4 yazabilmesi için X yerine senin kaç yazman gerekiyor? 3 yazmam gerekiyor hocam. X gördüğüm yere 3 yazıyorum o halde. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Artık içerisi ne oldu? F4 oldu hocam. Bravo. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. İçerisi ne oldu? 2 kere 3, 6. 3 tane oldu. 9. Aa! G9 geldi hocam buradan. F4 G9'a eşitse sen F4'ü sormuştun hocam. g 9un cevabı 8 olduğu için doğru cevap 8'dir diyeceksin. Böyle mutlulukla buradan yukarı doğru çıkacaksın. Hakkına vere vere çözüyoruz. Gerçekten kağıdı parçalıya parçalıya gidiyoruz. Konuyu da yalnız ha. Sadece kağıdı değil. Bileşke fonksiyonunda değişme özelliğinin olmadığını söylemiştik. Ta ki ne zamana kadar? F'nin tersiyle F'nin kendisi işleme girmiyorsa bileşke fonksiyonda değişme özelliği yoktur. Ama ne zaman var? Sadece bir fonksiyon kendinin tersiyle işleme giriyorsa var. Yorum sorularında gelebilir. Bileşke fonksiyonda değişme özelliği vardır. Bak dikkat et. Burada F bileşke G. Burada G bileşke F'den işleme başlamışım. İstediğin yerden başlarsın. Ya illa şunu mu yapayım yani? Şunu mu istiyorsun benden? Bak bunun sonucuyla hocam 5 artı 2 artı 3'ün sonucu aynı. Parantezi tuttum o tarafa koydum. İşlemin sonucu değişmez. Tamam. Gel. Şimdi buna baktık. Biraz yaklaşalım buna ya. Şöyle biraz daha. Heh. Şöyle ya. Bir Sayfalı bir görelim şunu ya. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? F bileşke G'nin tersi. Bir daha F uyguladım. Bu mu çıkar diyor. Bakalım. Şimdi. He, Şu kuralı ben şurada vermedim. Ben o kuralı verdim sanıyorum o kuralı burada vermişim. Gel o zaman o kurala bakalım ondan sonra onu anlatayım. Çünkü o kuralı vermeden o soruyu çözemem. Önce şu kuralı vereyim. O kural aslında onun altına yazmam lazım. Olsun. Olsun. Burada toparlarız o işi. Şimdi F bileşke G'nin tamamının tersini alıyorum. Sen 10. sınıfta bizim Demorgan kurallarıyla hiç karşılaştın mı? A birleşim B'nin tümleyeni nasıl alınırdı? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni diye. Sırayla ikisinin tümleyenini arılırdı. Burada da benzer bir şey ama ekstra bir durum daha var. Biz ters işlemini alırken hem yerlerini değiştireceğiz hem de terslerini alacağız. F bileşke G. Yerleri değişti G bileşke F. Bir denelerini alacakmışız hocam? Terslerini alacakmışız. Hem yerleri hem tersleri. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi gel yukarı. Bu üçüncü soru artık halledilebilir. Bu üçüncü soru artık bizim için çözülebilir. Diyorum ki ya böyle bir durum var hocam. Eyvallah hocam. Peki ben bu işlemi nasıl yapacağım? F bileşke G'nin tersi. Yani hocam nasıl yapılabilir ki? Şöyle alamaz mıyım? Evet öyle alabilirsin. Yani yazalım onu buraya. F bileşke G'nin tersinde F. Evet böyle bir şey geldi hocam. E tamam da bu buna eşit mi? Kesinlikle doğru mu bu? Hayır yani başka hamlem var mı benim burada yani onu söylemeyeceğim. Başka hamlem yok. Başka hamle ne yapabilirim öğrendiğim konu bu kadar hocam benden bu kadar. Elimden gelen budur adı mıdır? Adı mıdır? Hatırlayamadım onu. Şimdi gel ikinci maddeye geliyorum. Yani bununla ilgili kesin bir şey söyleyeyim Bu da diyor ki kesinlikle doğru olsun. Tamam hocam ben kalsın o kenarda. Şimdi bunun tersini alırım diyorum ki. F kardeşim sen burada bekle. Biz tersini alıp geliyoruz. Hem yerlerini hem terslerini. Hem yerlerini hem de terslerini aldım geldim. Süper. Bak burası mantıklı geliyor değil mi? Şimdi diyorum ki bu parantezin yeri değiştirilebilir. Ben birleşme özelliğini kullanırım yukarıda anlattığım gibi. Bununla bu arkadaşı işleme sokarım. Aslında bunlar birbirini götürüyormuş gibi de düşünebilirim. G'nin tersinde x kalır. Baktım harbiden öyle. G'nin tersinde x kalıyor hocam. Geldim bir sonuncusuna artık. 3 numaraya geldim. 3 numarada da yine benzer taktiği uygulayacağım. Dikkat et. Şurada da F x yazdım. Bak güzel arkadaşım. F ile F'nin tersi işleme girdiğinde birim fonksiyon ya da gitti gibi düşünebilirsin. Burada sadece kim kalır? Fx'in kendisi kalır. Baktım. Gerçekten öyle demişsin. Hocam 2 ve 3 doğrudur. Doğru cevap kesinlikle Edirne'dir. Bunu söyledim geldim. Zaten bu kuralı anlattık sana. Artık o kuralı da kullanabileceğimiz daha da böyle enter dolu bir soru çözelim seninle. Bunu verdim. Aşağıdaki ifade istiyor. Hocam ne alaka? nasıl bir değerdir bu nasıl bir cevap istenebilir burada şimdi bunu istiyorsun bunu nasıl verirsin ne yapacağız burada diyorum ki f bileşke g'nin tersinde x'in eğer ki tersini almak isteseydik ne yazmamız gerekirdi tersini alırken bir ifadenin ne dedik hem yerlerini hem de terslerini değiştirip yazıyoruz diyorum ki burada g'nin g'nin tersinin tersi geliyor ya bir ifadenin tümleyeninin tümleyeni kendine eşit değil midir? O zaman G'nin tersinin de tersi mantığıken kendisine eşit olmaz mı? Ha, o zaman G'nin tersinin de tersi yazmayalım artık G'nin kendisi yazalım. Yer değiştirir dedik F değil, F'nin tersi olarak geldi. Bende kal, biliyorum biraz zorlanıyorsun. Kaldı mı bu? Nasıl ya? Hocam senin istediğin şey kalıyor. Biz ne yaptık? Her iki tarafın tersini... yani bunun tersini aldık. Yalnız bunun tersini alınca bunun da tersini alman lazım. Bu ifadenin tersi neye eşitmiş? G bileşke F'nin tersinde X'e eşitmiş. Geldim bunun tersini almaya. Arkadaş bu bir fonksiyon. Fonksiyonun tersi nasıl alınır? Fonksiyonun tersi eğer rasyonel ifade ise şöyle alınır. Bu ifadeyle bu ifade yer değiştirir. Aynı zamanda işaret. Eksi 4 yukarıya çıktı. 4 X. Artı 5 zaten yanındaydı. Ona dokunmadı. Burada ne var? X var. Artı 3 aşağıya nasıl indi? Eksi 3 olarak indi. Ben bunu değil yalnız. Ben bunun değerinde 4'ü istiyorum. Şöyle biraz daha aşağı indirdim. G, F, F'nin tersinde X. X değil. X değil. Biz X gördüğümüz yere kaç yazacağız artık? Bak şurada 4 yazacağız. 4 yazalım bakalım. 4 kere 4'ten 16 artı 5. 4 eksi 3'ten aşağısı 1 geldi. Yukarısı 21 geldi. Doğru cevap 21'dir dedim. Vurdum cevabı. Tertemiz ettik birinci sayfayı. Birinci sayfa ile ilgili. Buraya gelen bir sorumuz daha var. Özellikle ilgili. Onu da çözeceğim. Ardından diyeceğiz ki o grafik soruları, o beyin yakan grafik soruları onları da beraber halledip diyeceğiz ki artık fonksiyonlara nokta yeter. Kaç derstir? Fonksiyon anlat, anlat, anlat. Dilimizde tüy bit. Ama sen yine soru istiyorsan o ayrı Hazır mıyız? Gerçi kanalda o kadar çok fonksiyon video sattık ya tek video tek PDF. İzledin mi? 9,5-10 saatlik bir video. Üstüne üstlük e, podcastlerimiz başladı. Podcastleri dinlemediysen muhakkak dinle ama matematik podcastleri bunlar öyle bildiğim podcaste benzemez. Fonksiyonlarla ilgili o da tamamen seni ilgilendiriyor. Şimdi böyle bir ifade var. Fx var, gx3 var. Şimdi baktım gördüm ki bileşke fonksiyonun üstünde ters var. Gel önce onu bir uygulayalım. Bir uygulayalım da kurtulalım şu ifadeden dedim. Bunu içeriye uyguladığımda hem yerleri değişecek hem de nesini alacağız tersini bak. G'nin tersinin tersi. Tersler birbirini götürdü G olarak. Yer değiştirdim F'nin tersi. Güzel burası X eşittir 5 X eksi 5. Hocam bu tarafında tersini almayacağız mı diye bir soru geliyorsa... Hiç yeltenme sorma o soruyu. Çünkü Arkadaş bunun üstünde eksi bir var mı? Yok. Sadece bunda var. Bunun tersini anlamaya çalışıyor. Bir tarafta var. İki tarafa uygulayamazsın bir anda öyle. İki tarafa da kendim yazsaydım eğer tersini tersi. Ha o zaman uygulardım. Ama şimdi şimdi uygulayamam. Şimdi kalacak o. Ses geliyor değil mi ya? Bir problem yok. Tamam. Şimdi benim elimde bu var. Ben bunu istiyorum. Şimdi diyorum ki bileşke fonksiyonda her zaman sağdan başlanır. Gx Pardon. G sen dışarıda bekle kardeşim diyorum. G dışarıda bekliyor. F'nin tersinde x eşittir 5 x eksi 5. İşte burada bilgimizi konuşturacağız. Bu derse kadar getirdiğimiz o bilgileri atacağız buraya. Diyeceğiz ki tamam bu böyle çözülür. Şimdi bana ne lazım? F'nin tersinde x lazım. Aslında tam olarak o da lazım değil. Onun içerisinde kaç yazsın yani şurada kaç yazsın istiyorum ben ya keşke burada eksi 3 yazsa. Bunun Türkçe karşılığı şu. F'nin tersinde x'in cevabının kaç olmasını istiyorum? Eksi 3. Eksi 3 de ne zaman? Yani x'e kaç değerini verince ben bu eksi 3 değerini elde ediyorum acaba? Onu bulmam lazım. Onu nasıl bulacağım? Önce fonksiyonun tersini alacağım. Çok kolay alındığı için hemen burada kenarda alıyorum. F'nin tersinde x. Ters hamleyi yap. x eksi 5. Biz bunun cevabının kaç çıkmasını istiyoruz? Eksi 3 çıkmasını istiyoruz. At bunu karşıya. X'e kaç verirsek yani 5'ten de 3 çıktı ne kaldı? X'e kaç verirsek çıkıyormuş hocam? 2. Bakın ben buraya 2 verirsem. Ben buraya 2 yazarsam. Ben bu X gördüğüm yere 2 yazarsam. F eksi 1'in F'nin tersinde 2'yi e, elde ediyorum. Bir daha yazayım o zaman. C X gördüğüm yere bu arada 2 yazıyorum güzel arkadaşım. F'nin tersinde 2. Hop bunu düzelttim. 5 çarpı 2 eksi 5. Çok enteresan bir soru ya. F'nin tersinde 2'yi az önce dedim ki eksi 3'tü. Değil mi? Eksi 3'tü. Onu geldim buraya yazdım. C eksi 3 eşittir. 2 kere 5 10. 5'i gitti 5 kaldı. Efendim doğru cevap 5'tir. Bu soruyu çözen astronottur. Bu soruyu çözen sınavda gerçekten güzel notlar alır. Çünkü çok kafa karıştırıcı bir soru. Ama sağlam soru mu soruyorlar? Alın o zaman. Bu bir sağlam soru. Astronot sorusu bu. Elim sıkıştı. Şimdi grafikle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum sana. Grafikle ilgili ne anlatacaksın? Şöyle biraz dışarı çıkalım. Tamam. Bir biraz yaklaşalım. Dur. Karar veremiyorum ne kadar. Heh, şu güzel. Grafikle ilgili şunu anlatacağım. Grafik okumayı iyi kötü öğrendik geçen derslerde. Nasıl okuyacağız? Hocam buradaki A değerine karşılık gelen B değeri neresidir? Burasıdır. O zaman F A'nın cevabı ne olmalıdır? B olmalıdır. Peki soru şu olsaydı. F'nin tersiyle ilgili bir şey yaz bana deseydi şunu yazacaktık. Bakın ben bütün sorularda kolaylık olması açısından şunu yapıyorum ve inanılmaz kolay oluyor soru. Koordinatı yaz. Bu noktanın koordinatını yaz bana. Açtım parantez. A'ya B koordinatı. Doğru mudur? Doğrudur. FA Buradan B'ye mi eşit oldu? Oldu hocam. Niye? Bu x değeridir. Bu y değeridir. Peki biz nereden biliyoruz? fx eşittir y. x gördüğüm yere a, y gördüğüm yere b yazdım. Şimdi diyorum ki içim dışın dışın içine. Hani bir rapçi gibi. Öğretmiştim sana. Demiştim ki bir fonksiyonun hızlıca tersini almak demek içim dışın dışını içine yazmak demektir. İçini dışını dışını içine yazdım. f'nin tersinde b eşittir a. Benim bulabileceğim tek değer buradan mı? Bu. Hocam ne, yaptın? ya soruda mevzuyu daha iyi anlatayım sana. Soruyla bu iş çok daha güzel anlaşılacak. İki tane fonksiyon grafiği bize bekliyor. Pembe olan f(x), mavi olan g(x)'in grafiği. Grafik üzerinde bazı noktalar, bazı değerler verilmiş. Soru benden f(x) doğrusal fonksiyonu ile g(x) fonksiyonuna göre buna göre oranı kaçtır diye bana bunu soruyor. Efsane bir soruya. Şimdi bir şey diyorum ben sana. Arkadaş, şuranın bir kere koordinatını hocam vermeyi unutmuşsunuz. Efendim, vermeyi unutmuşuz. Aslında çok enteresan bir şey var burada. Biz bu doğrusal fonksiyonun denklemini yazabiliyorduk hatırlıyor musun? Geçen derslerde anlatmıştık. Demiştik ki fx eşittir neye benzemek zorunda? ax artı b'ye benzemek zorunda. Peki bu fonksiyon hangi noktalardan geçiyor? 1'e 0'da 0'a 1 noktalarından. Hatırla bunları yaptık beraber. O zaman önce o fonksiyonun denklemini bir elde edelim. fx fonksiyonu x gördüğüm yere... 1 yazacağım. Y gördüm. yani bu tarafa 0 yazacağım. Bu tarafa 0 yazdım. X gördüğüm yere 1 yazdım. A artı B geldi. Şimdi tam tersini yapacağım. Bu tarafa 1 yazacağım. X gördüğüm yere 0 yazacağım. 1 eşittir. X gördüğüm yere 0 yazdım. A artı B. B'nin cevabı kaçmış? 1'miş. B 1 ise eğer A kaç... Bir dakika. Şuna da B yazalım. B 1 ise A kaç olur? Eksi 1 olur. Ben artık fx fonksiyonunun denklemini yazarım. Eksi x artı 1'dir. Bakın A gördüğüm yere eksi bir, B gördüğüm yere artı bir yazdım. Buraya kadar tamam. Ben bir de burada tersler olduğu için şöyle bir şey deyeceğim. Diyeceğim ki buranın koordinatını bana yazar mısın? Eksi 3'e 0 hocam. Buranın koordinatını hocam bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorsun? X gördüğün yere eksi 1 yazarsan bu denklemi sağlar mı sağlar? x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Burası artık eksi eksiden artı 1. Bir. bir daha artı bir. cevap da geldi 2. Buranın koordinatı eksi 1 virgül 2. Iki. Şurası 2 çünkü. Şurası kaça kaç noktası? Sıfıra 3 noktası. Hocam bunlar bizim ne işimize yarayacak? İzle. G'nin tersinde 2 istiyorsun. Şimdi G'nin üzerinden geçtiği bütün noktaların koordinatlarını hele bir yazalım seninle. G x yerine eksi 3 yazarsam cevap ne çıkıyor? 0 çıkıyor. x yerine eksi 1 yazarsam cevap ne çıkıyor? 2 çıkıyor. g'de x yerine 0 yazarsam cevap ne çıkıyor? 3 çıkıyor. Ne var hocam bunda? Ne varı var mı? Fonksiyonda tersini almak demek için dışın dışını içine yazmak demek değil mi? g'nin tersinde 0'ın cevabı eşittir eksi 3. g'nin tersinde 2'nin cevabı eşittir eksi 1. g'nin tersinde G'nin tersinde 3'ün cevabı eşittir 0. Bak şak diye buldum cevabı. Aha da bunun cevabı buradaymış. Cevap eşittir. Şuraya eksi 1'i yazalım beraber. Bence oldu. Peki. F eksi 2 istiyorsun. F eksi 2'yi bulurum çünkü F'nin formülü var elimde. Gittim burada. F'de X gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Eksi eksi 2 artı 1'den. Şunlar birbirini götürdü. Doğru cevap ne geldi? 3 geldi. Buradan da artı 3 geldi. F'nin tersinde eksi 3'ü istiyorum. Hocam f'nin tersini bul. Hele bir dersin. Bulurum hemen. F'nin tersinde x eşittir. Bak bir x değerim var. Artı bir. Hayır. Eksi bir. Kaça böleceğim? Önündeki katsayıya. Önündeki katsayıyla çarpmışım çünkü. Eksi bire böleceğim. Benim elimde bu. Ben ne istiyorum? F'nin tersinde eksi 3'ü. X gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Hocam yazacak da yerimiz kalmadı vallahi. Şuraya yazayım mı? F'nin tersinde eksi 3 eşittir. X gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Yanında eksi 1. Böyle eksi 1. Doğru cevap eşittir. Ee, burası Eksi 4. Aşağıda da eksi. Ha, artı 4 geldi. Sadece artı 4. Yukarıdan iki. Aşağıdan 4. Do Ay, bir dakika pardon. Doğru cevap eşittir. 1 bölü 2'dir ama biliyorum zorlanıyoruz. Biliyorum e, hocam fonksiyonlar acaba zor mu dediğimiz sorulardan biri ama anlayabiliyor musun? Yani en azından mantığını kavrayamıyorsun. Ha evet mantığı bu olabilir diyor musun? Bu önemli. Ses geldi mi ben anlamadım. Gel biraz rahatlatayım seni. Biraz biraz daha kolay bir soruyla karşına çıkayım. Hem bileşke fonksiyonu olsun hem ters fonksiyon. İşin içerisinde ters fonksiyon ve grafik varsa Mehmet Hoca ne yapın dedi. Dedi ki bütün noktaları bulun bak. Bu noktaların her birini yazıyorum. Bu noktaların koordinatlarını yazın. Kaça kaç? Eksi 3'e eksi 2 noktası hocam. Bunu bilmiyoruz. Hiçbir şey yazılı değil. Bu nokta kaça kaç? 0'a kaç? 2 noktası hocam. Bu nokta kaça kaç? 2'ye kaç? 3 noktası hocam. Şimdi gel fonksiyonu yazalım. F 2'ye 3 varsa F'nin tersinde 3'ün cevabı kaça eşit 2? İçin dışın dışın içine yaz Başka hiçbir şey yapmadım. Bak bu noktayı yazıyorum. X'e 0 verince Y değeri kaç çıkıyormuş? 2 çıkıyormuş. Yer değiştir. F'nin tersinde 2'nin cevabı kaça eşit 0'a? Bak bu noktayı biliyorum. Yazıyorum. F eksi 3'ün cevabı eksi 2'miş. Yer değiştiriyorum. Diyorum ki F eksi 2'nin cevabı eşittir. Eksi 3. Bitti. Buna göre ee, bu bıdı, bıdı bıdı bıdı. verilen formül. Bir dakika daha bitmemiş. Ben şimdi bunu arıyorum. F'nin tersinde eksi 2 arıyorum. Galiba şu değer cevap kaç? Eksi 3. Bir dakika. Şurayı bulduk. Bir dakika. Şöyle yapalım mı ya da şuraya eksi 3'ü yazalım. Da bunu nasıl yapacağız? Bileşke fonksiyonun denklemi cevabı nasıl bulunuyordu arkadaşım? Kural neydi? Ben tek bir kural anlattım. Dedim ki bu arada bayağıdır anlatıyormuşuz. Sağdan sağdan gel. F kardeşim sen dışarıda bekle. Bana önce F0 lazım. F0 kaç acaba? Baktım buraya F0 2. Bak bunları önceden yazınca ne kadar kolay oluyor. Şimdi F2 lazım hocam bana. F2 kaç? F2 neredesin? F2'nin cevabı kaç? 3. Bitti. Hocam bu 3. Bu eksi 3. Cevap eşittir 0. Vurdum cevabı. Dedim ki grafikle ilgili gelebilecek belki de en zor soru stili budur. Neden? Nedenini biliyor musun? Grafiğini gider Fx-1 verir. Aşağıda gider bunları ister senden. Mehmet Hoca ne dedi sana? Bu soruların çözülmesi için önce noktaları belirle. Bak kafan asla karışmaz böyle. Diyorum ki bak önce noktaları yazı ver bana bir zahmet. X'e eksi 3, Y'si eksi 1. X'e eksi 2, Y'si 0 değil mi? Burası kaça kaç? X'e 0, Y'si 1. X'e 2, Y'si kaç? 3. Şimdi dur kritik yere geldik. Bak bizim çalıştığımız fonksiyon neydi? f x eksi 1 fonksiyonuydu. Şimdi bu fonksiyon üzerinde birlikte çalışacağız. x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam eğer y değeri kaç çıkıyor? Eksi 1 bak. x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 eksi 1 Cevabı kaç çıkacak? Eksi 1 çıkacak. Peki söyle bana. Şuranın cevabı nedir? F eksi 4'ün cevabı hocam eşittir eksi 1. Yetmez. Ben senden şunu da istiyorum. O fonksiyonun tersini de söyle bana. İçin dışın dışını içine. F'nin tersinde bir eksi 4'e eşit. Çok tatlı bir çözüm oldu. Bir dakika. Şu eksi 4 tam gözükmedi. Şu eksi 4 tam gözükmedi. Eksi 4. Çok tatlı bir çözüm oldu. Bak çok kritik. Bir daha tekrar tekrar anlatacağım. İzle. Şimdi ben bu noktaya geldim. X yerine ne yazacağım? Eksi 2. Diyorum ki X'in yerine eksi 2 yazalım. Okunuyor değil mi? Okunuyor. F şurada eksi 2 koyacağız yerine. Eksi 2 eksi 1. Lütfen takip et uyuma. Cevabı ne mı Sıfır çıkacakmış. Diyorum ki buranın cevabı ne çıktı? F eksi 3. Zor. Evet ben de biliyorum zor. Evet yıldın. Evet bırakmak istiyorsun ama asla bırakmam ben senin o yakını. Öğreteceğim dedim sana. Dur hemen kaytarma. Dur hemen bırakma. Bir sonuna kadar sabret. Gerekirse bir daha bir daha dinle. Ben de ilk seferinde yapamadım. Dur. Celallendim ama. Celallendim ama geldi bir şey geldi böyle böyle aman hocam yapma ya yapması var mı öğreneceğiz bunu öğrenmeden kalkmak var mı sen bu kadar da vaz mı geçecek ya sen dünyaya gelmiş adamsın bundan daha zor bir şey var mı bu ne ki bu ne ki nasıl bir örnekti o ya feynin tersinde sıfır celallendirmeyin Mehmet hocama feynin tersinde sıfırın cevabı eksi 3'tür oldu galiba devam Başka hangi nokta var? Bak. Sıfıra 1 noktası var. Sakinleş. Sukunet. X yerine 0'ı yazınca. X yerine 0 yazdım. Yanında eksi 1 var. Cevap ne geliyormuş? Cevap sıfıra 1 geliyormuş. Sıfır yazdım. Cevabı 1 gelecek. Bakalım. F eksi 1'in cevabı sıfırmış. Çok üçkağıtçı bir sorudur bu. Şimdi tersini aldım. F'nin tersinde 0'ın cevabı eksi 1'miş. Bir dakika ya. F'nin tersinde sıfırın cevabı 2 tane gelemez. Bir yerde işlem hatası mı Eksi 2 0. Sıfırı içeri aldım. Sıfırı içeri aldım. Bir dakika ya burada bir yazıyor. Ben niye buraya sıfır yazdım? Şurası bir hocam. Aman ha. Aman ha. Burası bir. İç içeri aldık. Ben de diyorum niye aynı değer geldi? Fonksiyonun tanımına uymaz yoksa değil mi? Saçma olur. Celallenince bak kendimizi kaybettik. 2 3 noktasını deniyoruz. Gel. X yerine 2 yazınca nerede burada? X yerine 2 yazıyorum. 2 eksi 1'in cevabı ne çıkacak? 3 çıkacak. Bunun Türkçe karşılığı ne? F1 demek. F1'in cevabı 3'müş. Dedim ki gel tersini alalım. F'nin tersinde 3 eşittir 1'miş. İçin dışın dışını içine yazdım. Şimdi bak biliyorum bu kadar uğraştım ama neyi sorsa yaparım artık. Soru benim için bitmiştir. F'nin tersinde eksi 1. F'nin tersinde eksi 1 kaç? Eksi 4. Gel bunları yeşille yazalım. Ağır ağır yazalım artık. Artık soru bizden korksun. F1. Buldum onu. F1'in cevabı 3 artı 3. Sadece yerine yazıyorum. Yeri. F'nin tersinde 1. F'nin tersinde 1'in cevabı eksi 1. Artık soru benden korksun. Burası ne geldi? Eksi 5. Artı 3 tane yaptı? Eksi 2. Vurdum cevabı eksi 2 ama gerçekten beni yoran bir soru oldu. Zorlayan bir soru oldu. Ben dedim ki 11'de bitti ama aslında bir ders daha var ya. Yatay doğru testi, dikey doğru testi. Ben sana bunları anlatmayı unuttum sanki grafiklerle ilgili. Hem bu grafik sorularından çözelim. Hem de o grafikle ilgili o bilgileri de anlatalım sana. Ardından fonksiyonlara nokta koyalım. Ama ben seninle birlikte bugün ne yaptığımıza bir kez daha göz... Yani şurası gerçekten bir tablo. Benimle oturup yazdığı sen eğer ki yazmalısın. Bu kadar yazı yazdık beraber seninle birlikte. Bu kadar gerçekten hakkını vere vere bir dersi bitirdik. Yusuf Tayfa mı izliyor? Sen bunları izleme. Sen geç hiçbir sonraki videoya geç. Biz dertleşiyoruz arkadaşlar. Da. Yıl içinde anlattığım için onlar zamanında çalışıyorlar. Efendim sonra bir sonraki videoda görüşelim o zaman ne dersin? Fonksiyonları 12 yapalım yapalım. Eksik kalan yerleri de anlatayım öyle bitirelim fonksiyonları. Sonra polinomlar gelsin. Efendim kendinize çok iyi bakınız. Onun sınıf tayfa. Bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı kesinlikle unutmayız. Sizler gerçekten sağlam bir kadro geliyor. Rehber Matematikte onun sınıflar. 11 sınıf olacak. 11'i de beraberiz. İnşallah sınav gününe kadar sınava hazırlayacağız sizler. Kendinize iyi bakınız. Hoş kalınız. Hoşçakalınız.